Hepinize yeniden merhaba sevgili İngilizce Canavarı izleyicileri. Bugün yine yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünün konusu uluslararası fonetik alfabe. İngilizce alfabe videomuzdan hatırlayacağınız bu resimlerin altlarına doğru İngilizce kelimeleri beraber yazalım. Apple, banana, cat, dog, egg, fish, ghost, hat, jet, kite, lion, monkey, numbers, octopus, penguin, queen, robot, sun, tree, umbrella, violin, whale, xylophone, yo-yo, zebra. Burada baktığınız zaman anlaşılmayacak içlerinden queen olabilir belki. Queen kraliçe demek. Arkadaşlar. Octopus var belki anlaşılamayabilecek. Ahtapot demek. Söyleniş Türkçesi zaten biraz yakın. Onun dışında xylofon var. Ya X ile başlayan kelime bulması çok zor olduğu için. Bunu bulabildik. Bu böyle çaldıkları şey var ya. Sopalarla çaldıkları bir müzik aleti. Onun adı xylofon. Yo-yo bu oynadığımız bir alet. Onun dışında bütün hepsini resimlerden bakarak çıkartabileceğimiz şeyler ya da zaten daha önceden biliyor olduğumuz şeyler. Evet, şimdi kelimelerimizi yazdık ve bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Burada C harfi var. Burada K harfi var ama okurken ikisi de cat ve monkey olarak bize K sesini veriyor. Yine başka bir şekilde burada sun kelimesinin içerisindeki U harfiyle queen kelimesinin içerisindeki U harfi aynı harf olmasına rağmen ikisi farklı sesler veriyor. Sun'da A sesi var. Queen'de U sesi var. Şimdi aynı harfler farklı sesi verip farklı harfler aynı sesi verdiği zaman insanın kafası birazcık karışıyor doğal olarak ama halledeceğiz merak etmeyin. Dünyada İngilizceyi milyarlarca kişi öğreniyor ve bu kelimelerin doğru telaffuzlarını bir şekilde anlayabilmemiz lazım. Hocam ben olsaydım bir alfabe oluştururdum Türkçe'ye benzeyen. Bütün harflerin sesi aynı çıkardı. Ondan sonra kurtulurduk diye bir fikir üretebilirsiniz. Ama genelde böyle bir parlak fikir aklımıza geldiği zaman şöyle bir şey oluyor değil mi? Bu fikri daha önceden birisi akıl etmiş oluyor. Hem de güzel bir haberim var. Cat'teki K sesi, monkey'deki K sesi, kite'daki K sesi, ice cream'deki K sesi, bütün K seslerinin ifade ediliş biçimleri aynı şekilde. Yani bu alfabede bir harf neyse sesi her zaman o. Siz de herhalde benim kadar sevinmişsinizdir bu duruma. Çünkü ben ilk öğrendiğim zaman çok sevinmiştim. Şimdi İngilizce'de bizi çıldırtan bazı kelimeler var. Onlara bakacağız. Burada Ç, change sesi var. Burada chemistry, K sesi var.
aynı yazılmış farklı sesler çıkarıyor. Aynı şekilde. Burada mesela aynı kelimenin içinde ya. Aynı kelimenin içinde. Burada iki tane G harfi var ama bu kelimenin doğru telaffuzu gigantic. Gigantic. Biri C, biri G. Burada listen diye bir kelimemiz var. Bu harf size ne yaptı ya? Bu harf okunmuyor. Sessiz bir harf. Aynı şekilde burada. Knife demiyoruz buna. Knife diyoruz. K'yi buraya yazmışlar ama okumuyorlar. Aynı şekilde burada çarşamba günü. Wednesday. D'yi yazmışlar. Okumuyorlar. Aynı şekilde burada. Bunu muscle diye yanlış telaffuz edenler olabilir. Bu kelime muscle kelimesi. Burada da sessiz bir harfimiz var. Burada da success kelimesi. Bu gerçekten çok tuhaf bir kelime. Burada şu yan yana olan iki tane C'nin ilki K sesi, ikincisi S sesi. Sürpriz. Burada iki tane S var. Bu iki S de beraber S diye okunuyor. Ya bu da S, bu da S. El insaf. Burada da bir kelimemiz var. Buradaki ilk ses I, ikinci ses E, üçüncü ses yok, sessiz. Üç tane E var. Ama baktığınız zaman biri I diye, biri E diye, biri okunmuyor. Eleven. Seni sona bıraktım. Nice to meet you. Bu kelimenin bende yeri ayrı arkadaşlar. Çünkü ilkokuldaki hocam bunu bize, bütün sınıfa Nick to meet you diye öğretmişti. Yani K sesiyle. Ve bunu düzeltmek için gerçekten çok çok uğraşmıştık. Belki bazı sınıf arkadaşlarım hala düzeltememiş bile olabilir yani. Ama onları kınamıyorum. Sonuçta öğretmen önemli. Öğretmen önemli ama biz de önemliyiz şu açıdan. Öğrendiğimiz her kelimenin nasıl telaffuz edildiğini bilmek sorumluluğu bizde. Bunun için şimdi size bir web sitesi göstereceğim. Mesela İngilizce bir kaynak okurken bir kelime gördük. Onun doğru telaffuzun nasıl olduğunu merak ettik. Artık teknolojimiz var. İnternetten girip mesela Cambridge gibi bir sözlük sitesine girerek bu kelimeyi yazdığımızda bize hem İngiliz İngilizcesi Monster. hem de Monster. Amerikan İngilizcesi şeklinde iki farklı telaffuzunu verebiliyor. Aynı zamanda ortada da gördüğünüz gibi bir fonetik alfabe sembolleriyle bunu bize veriyor. Bunu, bu kelimeyi istediğimiz zaman girip buradan dinleriz. Buna ne gerek var diye düşünebilirsiniz. Ama şöyle düşünün. Öğrendiğiniz kelime sayısı arttıkça, kelime defterinizdeki kelime sayısı kabardıkça, o doğru telaffuzunu belki unutmuş olabileceğiniz kelimeyi tekrar tekrar online bir siteye girip tekrar tekrar bunu dinlemek çok zor, çok meşakkatli bir iş. Bunun yerine doğru telaffuzunu buradaki gördüğünüz doğru telaffuz kısmını defterinizde o kelimenin yanına yazarsanız fonetik alfabeyi de bildiğinizi düşünürsek kelimelerin tekrarını ederken doğru telaffuzlarını da otomatikman tekrar etmiş olacaksınız. Evet. Şu an ekranda British Council'ın hazırlamış olduğu bir bilgisayar yazılımını görüyorsunuz. Bunun mobil versiyonu da var. İsterseniz telefonunuza, tabletinize de yükleyebilirsiniz. Oradan bu karakterlere olan aşinalığınızı artırabilirsiniz. Videomuzun süresine baktığım zaman şunu görüyorum. Eğer buna detaylı bir şekilde girersek video gereğinden fazla uzun ve sıkıcı olacak. Bunun detaylı incelemesini bir sonraki videoya bırakıyorum. Bu arada da siz de bu uygulamadan ya da herhangi başka bir uygulamadan faydalanarak bu sesleri biraz bakarsanız bir sonraki videonun daha verimli olmasını sağlayabilirsiniz. Dilerseniz çok kısa bir tanıtıma aşağıdaki Consonants kısmından başlayabiliriz. Buradaki gördüğünüz karakterler aslında Türkçe'de de çoklukla kullandığımız sesleri içerdiği için aslında bizim açımızdan kolay. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu kutucukların içerisinde iki tane karakter görebilirsiniz. Önemli değil. Bu aslında bir bütünü oluşturuyor. Bunu sadece bir karaktermiş gibi algılamamız gerekiyor. Ya da Çı. çı. Bizim çivi ya da çocuk derken kullandığımız sesin aynısı. İki karakter çıkardığı ses çı. Teacher. Teacher. Chair. Chair. Ya da choice. Choice. Hepsi aynı seste çıkıyor. Sesli harflere bakacak olursak çok aşina olduğumuz mesela Ankara kelimesindeki A harfi A. A aynı harf. Cup. Love. Money. Cup, love, money. Bu kelimelerin hepsi bu şekilde çıkıyor. Buradaki diğer sesleri yine beraber konuşacağız. Diftongs kaldı. Diftongs kısmında iki sesli harfin
bir araya gelerek oluşturduğu sesleri görüyoruz. Bu sesler mesela they kelimesinde olduğu gibi e, y sesi yan yana gelip bunu oluşturuyor. Mesela hey, baksana buraya. Dolunay. Ay. Ay, dolunay. Ya da ear. Ear. Laiklik elden gidiyor. Ear. Bu ses yani normalde Türkçe'de yok ama bazı insanların konuştuğu yöresel ağızlarda çıkarmış olduğu bir ses. Burada mesela oy sesi var. Oy. İngilizce'de oy. Boy, joy, noise ve choice kelimelerinde bu sesi görebiliyoruz. Evet. Sanırım bu videoyu burada bitirebiliriz. Eğer size fayda sağladığını düşünüyorsanız videoyu lütfen beğenin. Pratiğinizi yapın. Bir sonraki videoda bunları tek tek inceleyeceğiz. O videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ah.